Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Tarihlerimiz 30 Ekim, pazartesi, saatlerimiz 19. Mehmet Akif Ersoy ben, ana haberle karşınızdayız. Uzunca bir zamandır, 24 gün oldu İsrail'in saldırıları başladı. Biz de ana haber yapmıyoruz. Bir dönem bölgeye gittik, gelişmeleri sizlerle paylaştık. 24 gündür Gazze'deki süreci takip ediyoruz. Bugün ana haberdeki başlıkları paylaşacağız ve ilk başlığımız yine Gazze ile ilgili. Hastaneler hedef alınıyor başlığı altında verdik ama detayları var, onu da aktaracağız birazdan. İkinci başlığımız, tamam tüm bunlar yaşanıyor ve hep sorduğumuz bir soru var. İsrail'i kim durduracak? İsrail nasıl duracak? Uluslararası toplum ne yapabilir? Bir şey yapabiliyor mu? Yapmıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günkü Filistin mitinginde de söz etti İsrail'in savaş suçu işlediğini ve yargılanacağını. Savaş suçlusu olarak yargılanabilir mi İsrail? Bunu biraz konuşacağız uzman bir isimle. Ve yargılanması için ne gerekiyor? Hangi koşulların oluşması lazım? Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Refah'ta biliyorsunuz ve incelemelerde bulunmak istedi. Bunun üzerinden de biraz detaylandıracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Avrupa Birliği'ne mesajları var. Onun detaylarına bakacağız. Hem üyelik hem de Gazze ile ilgili mesajlardı. Ama önce maalesef yine Gazze'ye gideceğiz. Gazze'ye yönelik abluka ve askeri harekat devam ediyor. İsrail ordusu sivilleri Kudüs hastanesinden uzaklaşmaları konusunda bir kez daha uyardı. Binlerce kişinin sığındığı bir hastane burası. Uyarısının hemen akabinde de aynı Ehli Hastanesi'nin olduğu gibi Kudüs Hastanesi'nin çevresine de saldırılar başlattı. Bu bölgenin askeri bölge olacağını, çatışmaların yaşanacağını, bölgenin tehlikeli olacağını, acilen tahliye edilmemiz gerektiğini söylediler. Önce hastaneden çıkın uyarısı yapıldı, ardından çevresine bombalar yağdı. İsrail'in hedefinde Gazze kentindeki Kudüs Hastanesi vardı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken hastaneler de hedef alınmaya devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Kudüs Hastanesi'nden çıkın, vurulabilirsiniz uyarısı yaptı. Filistin Kızılayı bu uyarının ardından İsrail güçlerinin sivilleri çıkarmak için bölge ve çevresinde saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılardan bazıları hastane kapısının 10 metre kadar uzağına hedef aldı. Hastanede hasar oluşurken içeri dolan duman ve toza karşı maske dağıtıldı. Kudüs Hastanesi yalnızca sağlık konusunda hizmet vermiyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana evleri yıkılan ve sokakta kalan yaklaşık 12 bin kişiye sığınak görevi görüyor. Bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Şimdi efendim sadece Kudüs Hastanesi değil, diğer hastaneler de hedef alınıyor. Uyarılan hastaneler var. Gazze'nin kuzeyindeki 4 hastanenin boşaltılmasını istemişti İsrail. Endonezya Hastanesi'nin de bugün çevresini hedef aldı. Nerede bu hastaneler? Önemi ne? Hemen paylaşalım sizlerle. Burası Şifa Hastanesi'nin bulunduğu yer. Özellikle ve Kudüs Hastanesi'nin bulunduğu yer Gazze şehir merkezi aynı zamanda. Gazze'nin daha çok kuzeyinde bulunan noktalar. Şehir merkezi de zaten Gazze'nin kuzeyinde. Endonezya Hastanesi, Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi, Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi. Burası kanserli hastaların tedavi gördüğü bir hastane idi savaş koşullarından önce. Burada yukarıda gördüğünüz noktalar Beyt Hanum, Beyt Lahiye, ortası hemen Cebaliye. İçeriye girdiğinizde 10 dakika sonra, yani şu kara sınırından geçtiğinizde 10 dakika sonra Gazze şehir merkezindesiniz. Şifa Hastanesi ile ilgili İsrail güvenlik güçleri, İsrail ordusu birkaç gün önce bir paylaşım yaptı. O paylaşımında da Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın karargahları olduğuna dair bir animasyon hazırlamışlar. Bunu basına, dünya basınına aktardılar. Hatta Netanyahu bile, İsrail Başbakanı bile bunu paylaştı. Dolayısıyla en büyük endişelerden birisi kuşkusuz bu arada bütün meslektaşlarımızın, o da hayatta kalan meslektaşlarımızın, 30'dan fazla gazeteci öldürüldü Gazze'de. Yayın yaptıkları tek güvenli diyebileceğimiz nokta da
şu anda Şifa Hastanesi'nin bahçesi. Daha önceki savaşlarda da bu böyleydi. Her dakika, her saniye ambulansların veya sivil araçların yaralıları taşıdığı bir nokta. Paylaşılan şey hastaneyle ilgili İsrail ordusu tarafından oranın da hedef alınabileceği endişesini beraberine getirdi. Bu arada İsrail beklediğimiz gibi kara operasyonunu yavaş yavaş genişletiyor. Bu saldırılarda sivilleri hedef almaktan çekinmediği ilk günden beri konuştuğumuz bir nokta. Hedef almaktan çekinmediği doğru bir cümle bile değil hatta. Sivilleri kasten hedef aldığı İsrail'in. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İsrail insansız hava araçları üzerinden Gazze'yi 24 saat sokak sokak izleyebiliyor. Binaların tamamının işte kim oturuyor'ya kadar belki biliyor desem abartmış olmam. Hangi binanın altında ne dükkanı var bunların hepsini. Bütün Gazze sokaklarının, caddelerinin fotoğrafları İsrail'in elinde var. Böyle orası onun için bir gözlem evi gibi, her şeyini gözetlediği bir yer. O yüzden vurduğu bütün hedefleri bilerek ve isteyerek vuruyor İsrail. Caydırıcı olduğunu düşünüyor. Ve sürekli bildiriler atıyor Gazze'ye. Diyor ki ya biz sizi böyle vuruyoruz, siviller ölüyor ama sebebi Hamas diyor İsrail. Ambulansların dahi hedef alındığı, arama kurtarma çalışmalarına giden orada cenazeleri, yaralıları enkazlardan, uçakların dağıttığı enkazlardan çıkarmak için giden insanların hedef alındığı görüntüleri paylaştık daha önce. Gazze'den bir görüntü daha getireceğiz ekranlarınıza. Sivil bir araç, bakın nasıl hedef alınıyor. Şey, savur, savur, savur. Evet, çek diyor, çek, çek diye sesleniyor. Savur, savur, savur. Gazze'deki Selahattin Caddesi burası. Kent merkezine çok yakın bir nokta. Araç. Şimdi arkadaşlar o KJ'yi veriyorsunuz, araç görünmüyor. KJ'yi verdiğiniz için bakın gazeteciler çekiyorlar bu görüntüyü. Gazeteciler de panikleyip bu arada son sürat oradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Çünkü gazetecilerin önünde. Şimdi burada siviller var. Onlara geri dönün diyor. Tekrar verelim. Evet, KJ olmadan sabır. Daha net görecek. Çek çek diyor. Bakın burada bir araç var. Normal yolunda gidiyor. Gittiği anda bir anda karşısında İsrail tanklarını görüyor. İsrail tanklarını görünce sivil bir araç mı? Geri dönüyor. Tankları gördüğü için gayet düzgün bir şekilde geri dönüyor. Ve İsrail ordusu tarafından yolda giden bu araç hedef alınıyor. İki tankı gördüğünde geri dönüyor. Fark ettiğinde bir sivil. İsrail tankının oraya geldiğini fark ettiğinde, döndüğünde de hedef alınıyor. Şimdi bu şöyle bir şey aynı zamanda. Gazeteciler de, çeken gazeteciler de hemen uzaklaştılar bölgeden panikle. Araçtakilere ne olduğunu kimse bilmiyor. İsrail askerleri Gazze'de ne yaparlarsa yapsınlar yargılanmayacaklar. Bunun garantisini aldılar. Yani içeride yaptıkları hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacaklar. O yüzden her şeyi yapabilirler. Bunu da kendileri söylüyorlar zaten. Her şeyi yapabileceklerini. Çatışmalar değil, Gazze bombardımanıydı bugüne kadar. Bugünlerde karadan girdikleri için çatışmalara dönüştü. 24. günü geride bırakıyoruz. Bu arada rehineler de bir video mesaj yayınladılar. Onu da belki paylaşırız. Şimdi Sayın Met Oktaş, kara operasyonu başladı. Habertürk Dış Haberler Editörü. Orada bizi bekliyor Siderot'ta. Siderot Gazze'yi yukarıdan gören bir yer. Sınıra çok yakın bir nokta. Notlarını bizle paylaşacak. Sayın E, sen de izliyoruz ama. Mehmet Akif, senin söylediklerine ek olarak şu an söyleyelim. Sıcak anlar yaşanıyor. Bunu sürekli söylüyoruz. Her yayınımızda söylüyoruz. Gazze'de sıcak anlar yaşanıyor diye, ama karanlığın çökmesiyle birlikte bazı şeyleri daha farklı açılardan da görebiliyoruz. Özellikle gündüz saatlerinde o bombalamaları ve çıkan dumanları net görüyoruz. Ama şu anda da görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Özgür Balaban size gösteriyor. Çok sayıda hava aydınlatma fişeğinin Gazze'ye atıldığını görüyoruz. Bu hava karardığı andan itibaren başladı. Şu anda da çok fazla sayıda var. Gördüğüm kadarıyla 6 tane bir anda atıldı ama ondan önce de yine çok sayıda atılmıştı. Bunlar Beit Hanun'a düşen aydınlatma fişekleri, işte operasyon için ya da saldırılar için, bombalamalar için alanlar belirleniyor, aydınlatılıyor bu bölgeler. Bunun dışında saldırılar sürekli olarak dediğimiz gibi hem karadan hem de havadan devam ediyor. Karadan şu anda bir operasyon sürdürülüyor Gazze'ye yönelik olarak. İsrail tankları ve askerleri içeride. Aslında
omuz omuza bir çatışma var denilebilir artık. Çünkü karşılıklı olarak böyle bir aşamaya geçildi. O ikinci aşama dediğimiz aşamanın içindeyiz artık. Ama son gelen bir sıcak haberi hemen paylaşalım. Son durum itibariyle inşasına Türk Kızılay'ın yardım ettiği Filistin Kızılay'ına ait insani yardım deposunun ağır hasar aldığı belirtiliyor. Bugünkü saldırılarda bu son gelen bilgilerden de en sıcak gelişmelerden birisi bu şu anda. Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken işte insani yardım depoları, insani yardım merkezlerinin de hedef alındığı ortaya çıkıyor ki hastaneler vardı hedefte. Çok sayıda hastanenin de hedefte olduğunu ve çevresinin vurulduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi Şifa Hastanesi ki gelen bilgilere göre 55 bin kişi yaklaşık olarak Şifa Hastanesi'ni şu anda sığınak olarak kullanıyor. Dolayısıyla çevresine yapılan saldırılar aslında çok büyük bir katliama da neden olabilir. Başka hastaneler var. En son Endonazi Hastanesi vurulmuştu. Filistin Türk Hastanesi, Türk Hastanesi'nin çevresi yine hedef alınan noktalar arasında oldu ki bunun gibi pek çok sayıda hastane İsrail bombalarının hedefinde oldu. Hastane çevresi diyelim daha doğru bir ifadeyle. Yine burası gördüğümüz noktalar aslında karanlıkta çok fazla göstermek çok mümkün olmayabilir. Ama günlerdir buradan yayın yapıyoruz. Burası Gazze'nin kuzeyi. Özellikle operasyon alanı olarak İsrail'in sürekli olarak güneye geçin, burayı boşaltın dediği alan ki son gelen bilgilere göre Birleşmiş Milletler'den yaklaşık 400 bin kişi hala bu bölgede bulunuyor. Yani kuzey bölgesinde bizzat operasyonun yürütüldüğü, bombardımanın ağır bir şekilde yürütüldüğü bölgede hala 400 bin yaklaşık olarak insanın bulunduğu Birleşmiş Milletler'den gelen bir bilgi. Dolayısıyla ölü sayısının da çok fazla artması söz konusu. 8 bin küsürdü. 8.300'ün üzerinde bir ölü sayısından bahsediyoruz bugün itibariyle. Ama o sayının artması da söz konusu. Sürekli bu bombardımanlar, bombalamalar devam ediyor. Savaş uçaklarını hiç aralık vermeden duyuyoruz. İşte obüslerin top atışlarının devam ettiğini, sürekli olarak aralıksız bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Bir taraftan da İsrail ordusunun açıklaması var. Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor şeklinde. Yani bu içerideki çatışma, birebir çatışma devam ediyor. Ama zaman zaman Kassam Tugaylarından da İsrail'e yönelik füze atışları, roket atışları gerçekleşiyor. Onlar da burada demir kubbe aracılığıyla durduruluyor. Aynı zamanda Gazze'deki tünellerden bahsediyoruz. Kassam Tugaylar özellikle buralarda bulunuyor. Zaman zaman oralardan çıkıp İsrail askerleriyle şu anda hali hazırda Gazze'de bulunan askerlerle de sıcak çatışmaya girdiği şeklinde de bilgiler geliyor. Dediğimiz gibi sıcak bir günün sonu 24. gün tamamlandı artık bu savaşta. Ve içeride artık bir kara operasyonunun başladığını söylemek mümkün. Daha da sıcak saatler yaşanacak gibi görünüyor gelen açıklamalar o yönde. Gözlerse Benjamin Netanyahu da kısa bir süre içerisinde açıklama yapacak. Onun da son bilgileri paylaşması bekleniyor diyelim. Söz tekrar İsrail yapalım. Kayıplarıyla ilgili bir şey paylaşıldı mı Sayın? Rehinelerin videoları yayınlandı. İç kamuoyunda bir baskı var mı? Rehineler konusunda, kurtarılmaları konusunda. Yani ben döndükten sonra her şey aynı mı seyrediyor yoksa bir şeyler değişti veya konuşuluyor mu? Şimdi kayıplar konusunda sayı hala aynı. 1400 bazı yerlerde, bazı kaynaklarda 1300 olarak geçiyor. Rehinelerin sayısı ise 239 ama rehinelerin yakınları özellikle çok tepkisel. Artık yakınlarının serbest bırakılmasını ya da kurtarılmasını istiyor. Bu konuda hükümete yönelik büyük bir baskı var. Nitekim bugün yayınlanan bir video vardı. Az önce siz de bahsettiniz yayında. Orada özellikle Netanyahu'ya yönelik büyük bir eleştiri söz konusu. Netanyahu da bunlara karşılık, bu eleştirilere karşılık başka eleştirilerle geliyor. İşte kendisine yönelik bir komplo gibi yansıtıyor bu durumu ama rehinelerin böyle bir tepkisi var. Neredeyse biz sizin yüzünüzden buradayız demeye getirecek açıklamalarda bulundular Netanyahu'ya yönelik ve bir an önce kurtarılmak istediklerini açıkladılar. Tabii içeride bir de bunların aileleri var. Sıklıkla gösteri yapıyorlar. Yakınlarının bir an önce kurtarılmasını bekliyorlar. Böyle bir tepki var. Özellikle Netanyahu karşıtları, ona muhalif olanlardan gelen bir tavır bu. Ama şunu söyleyelim, çoğunlukla da özellikle Netanyahu'ya karşı olanlar bile bu savaşta Hamas'ın yok edilmesi görüşünde. Bir de böyle bir durum var İsrail kamuoyunda. Yani Netanyahu karşıtı savaş istemediğini söylüyor, barış istediğini söylüyor ama Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla da bu savaşı, şu an yaşadığımız savaşın bir şekilde de destekçileri bunlar. Sayın Bey, teşekkür ediyoruz.
Kolaylıklar. Tekrar bir gelişme olursa döneceğiz. Netanyahu'nun yapacağı açıklamalar önemli. Bir de tabii kara operasyonda İsrail kayıp vermeye başladığında başka şeyleri konuşuyor olacak mıyız? Onları da takip edeceğiz. Ama şunu biliyoruz. Eğer rehineler olmasa bu İsrail'in tünellere yönelik operasyonu da kastlama yönelik operasyonu da bambaşka bir şeye dönüşebilir. Yani herhalde o şu anda bu savaşın durdurulmasını sağlayabilecek mümkünse tek nokta gibi işte uluslararası toplum devreye girer İsrail'i ikna edebilirse. Günlerdir bombaların gölgesinde yaşıyor Gazze'liler. Temiz suları yok. Yiyeceğe erişemiyorlar. En temel haklarının tamamından yoksunlar. Saldırılar nedeniyle fırınlar kullanılamaz hale geldi kentlerde. Bir takım yerlerde saçta ekmek pişirmeye çalışıyorlar. Her gün hayata tutmaya çalışan yüz binlerce Filistinli var. Ve tek bir şey söylüyorlar. Tüm bu zorluklara karşın hala topraklarımızdan gitmiyoruz. Hava saldırıları nedeniyle fırınlar atıl kaldı. Yol kenarında odun ateşi yakıldı. Yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Yalnızca Gazze'ye yağan bombalar değil, elektrik, su ve yakıt olmaması da günlük yaşamı imkansız kılıyor. Fırınların kullanılamaz hale geldiği Gazze'de Filistinliler odun ateşinde sac ekmeği pişirerek en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gazze'liler her türlü zorluğun karşısında topraklarından ayrılmayacağını söylüyor. Tehditler Gazze halkını korkutmuyor. Bizler güçlü insanlarız. Bizler tuzlu su içmek için doğduk ve tuzlu su içiyoruz. Ama topraklarımızdan gitmiyoruz. İster katletsinler, ister öldürsünler, ne isterlerse yapsınlar. Biz buradayız ve gitmiyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 bini aşıyor. Saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 binin üzerinde. Az önce Sayım'a da aktardı. İsrail savaş uçaklarının hedeflerinden birisi de Gazze'de Türk inşasına Türkiye'nin de Kızılay'ın da destek verdiği Filistin Kızılay'ına ait tesis ve depolardı. Burada görüntüler, Türk bayrağını ve Filistin bayrağını yan yana da görebilirsiniz. Çok kısa geçmiş. Karşısındaki bina zaten vurulmuş. Hemen önündeki bu depoda hedef alınmış. O noktalardan gelen görüntüler. Şimdi Gazze'den çokça şey anlatılabilir. Saldırı sonrası bu depolar kullanılamaz hale geldi. Bu arada işte ilaçların, insani yardım malzemelerinin tutulduğu alanlar bunlar. Çokça şey anlatılabilir. Her sokağında Gazze'nin şu anda bir haber var. Ama meslektaşlarımız gazetecilik yapamıyorlar Gazze'de. Zaten uluslararası basından. Bakın bütün dünyanın odaklandığı bir yer şu anda Gazze. Küçücük bir alan ama dünyanın bütün süper güçlerini desteklediği, İsrail'e sürekli yeni yeni bombalar gönderdiği, tonlarca bomba gönderdiği ve bunların tamamını çok küçük bir alanda, yani koca bir savaşta kullanacağınız kadar çok mühimmatı 20 günde kullanan İsrail'in herkes oraya odaklanmışken hiç kimsenin, yani gönüllü dahi olsa, mesleğini yapmasına da, yani gazetecilerin de bölgeye girmesine izin verilmiyor. Sadece Gazze'de bulunanlar, Gazze'de bulunan meslektaşlarımız, uluslararası yayın kuruluşlarıyla anlaşması olan yerel personeller orada gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Son derece riskli güvenlik koşulları içerisinde. Gazetecileri Koruma Komitesi İsrail-Hamas çatışması sürecinde en az 29 gazetecinin Gazze'de hayatını kaybettiğini açıkladı. Sınır tanımayan gazeteciler derneği de Lübnan'da vurulan gazeteci İslam Abdullah'ın İsrail yönünden kasıtlı olarak saldırıya uğradığını söyledi. Savaşlarda dokunulmazlığı olan gazeteciler de hava saldırılarından kaçamadı. Çok sayıda gazeteci İsrail-Hamas çatışmasını dünyaya aktarırken hayatını kaybetti.
Gazetecileri Koruma Komitesi, çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili resmi açıklama yaptı. Komite, İsrail'in saldırılarıyla başlayan süreçte en az 29 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Komiteye göre 7-29 Ekim tarihleri arasında 24 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci öldürüldü. O gazetecilerden biri de İsam Abdullah'tı. Abdullah, Lübnan-İsrail sınırında Reuters için görev yapan bir kameramandı. Sınır tanımayan gazeteciler derneği, Abdullah'ın sınırda hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin balistik analizin tamamlandığını duyurdu. Balistik analiz araştırma sonuçlarına göre sınırda çekim yaptığı sırada vurulan gazeteciye İsrail yönünden kasıtlı saldırı yapıldı. Lübnan'da daha önce İsrail'in Reuters kameramanı İsam Abdullah'ı kasıtlı olarak öldürdüğünü savunmuş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulunacağını duyurmuştu. Şimdi peş peşe görüntüler de paylaşılıyor. Hem Hamas, Kassam, Tugayları, hem İsrail istihbaratı, İsrail ordusu zaman zaman sorguladığı Hamas militanlarının işte o sorguları sonrasındaki açıklamalarını paylaşıyor. Hatta Şifa Hastanesi'ni hedef alan videoları yaparlarken, servis ederlerken dünyaya yakaladıkları kişileri konuşturdukları videolarla birlikte servis ettiler. Onlar diyorlar ki, tabii onların çok ağır işkenceler gördüğüne zaten izlerken bile emin oluyorsunuz. Yani onu fark ediyorsunuz. Saklamamış da İsrail yani. Mesela tişörtü, kanlı tişörtüyle birlikte konuşturmuş bir tanesini. Bir diğerini sancılar içerisinde konuşturmuş vesaire. Ama konu bu değil. Diyorlar ki ya Şifa Hastanesi'nin orada da Hamas'ın komutanlarının karargahı vardı gibi cümleler kuruyorlar. Ama İsrail mesela bunları yayınlarken de böyle kesiyor, montajcı orasını yayınlıyor. Biz orasını o kadarını biliyoruz. Onun peşine de Şifa Hastanesi ile ilgili süreci. Hamas'tan da videolar geliyor. O videolardan bir tanesi rehin alınan İsraillilerin videosu. Üç kişi yan yana oturuyorlar. Görüntü bu. Hamas'ın paylaştığı videoda. Bu 76 saniyelik bir video. Üç kadın. Evet. İbranice olarak. Konuşup 7 Ekim saldırıları nedeniyle İsrail hükümetini eleştiriyorlar. Ve diyorlar ki İsrail'e esir takasının kabul edilmesi gerektiğini, Netanyahu yüzünden bunların olduğunu vesaire söylüyorlar. Diyor, İsrail Başbakanı Netanyahu tepkiyle gösterdi. Kaçırılan İsraillerin evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz dedi. Sizi kucaklıyorum, kalplerimiz sizle diğer kaçırılanlarla birlikte şeklinde bir mesajı oldu Netanyahu'nun da. Evet. Netanyahu'ya doğrudan sesleniyor selam edip İbranice. İsrail'in yaptığı son açıklamaya göre bu arada Gazze'de 239 kişi rehin. İsrail bu Filistinlerle takas edilmesi istiyor Hamas. Daha önce de bir rehinin videosunu paylaşmışlardı. Ardından da iki rehineyi serbest bırakmışlardı. O görüntüleri de hatırlayacaksınız. İsrail saldırılarının 24. günü geride kaldı dedik. İlk günden itibaren en çok konuşulan konulardan biri de 7 Ekim'deki Al-Kassam Tugaylarının esir aldığı İsrailli asker ve siviller. Aralarında başka ülke vatandaşları da olan bu rehineler ateşkes karşılığı serbest bırakılır mı diye konuşuyoruz. Hamas'tan İsrail'deki Filistin tutukluların serbest kalması karşılığında bırakma önerisi de tekrar gündeme geldi. Geçmişte de bu arada Hamas İsrail'le takas anlaşmaları yapmıştı. Şimdi bu son dakika nedir? Türk-Filistin hastanesi bombalandı. Üçüncü katta hasara yol açtı diyor. Saldırı Gazze Sağlık Bakanlığı yapmış açıklamayı. İsrail uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtı. Diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Söyleyeyim çok kolay. Akıllı bombaları var İsrail'in. Bazen füzelerde bazen dronlarda da kamerayla birlikte geliyorlar. Artık bu zaten her yerde var. Ukrayna Savaşı'nda çokça görmüşsünüzdür. İşte suikast yapacaksa da geliyor, camın içinden giriyor, bakıyor etrafına o kumandanın başındaki kişi. Eğer öldürecek kişi oradaysa orayı patlatabiliyor. Dolayısıyla doğrudan noktasal olarak da bir yeri hedef alması söz konusu. Filistin Hastanesi'nde, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3. ve son katında da böyle bir saldırı gerçekleşmiş anladığımız kadarıyla. Yani bir uçak bombardımanı değil, noktasal bir operasyon. Rehin anlaşması yaparlar mı?
Hamas'a göre 250'den fazla esir var. Farklı grupların da esir aldığı kişiler var. İsrail'e göre 239 rehine var Hamas'ın elinde. 21 Ekim'de Amerikan vatandaşı, anne ve kızı serbest bırakılmıştı. 23 Ekim'de de 79 ve 85 yaşındaki iki İsrailli kadın serbest bırakıldı. Görüntüler hatta çok tartışıldı. İsrail bombardımanında Kassam Tugayları 50 rehinenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabi bu rakamları çok uzun zaman sonra öğreneceğiz. Yani 50 rehine mi öldü? Yani aklınıza direkt şöyle şeyler geliyor mu bilmiyorum. Ben de gazetecilik refleksi. Niye 49, 48 değil, 53 değil, 50 gibi? Ya da niye 1300, 1400 İsrail'in kayıplarını paylaşırken böyle? İsrail cezaevlerindeki tutuklu Filistinlere bakalım. 7 Ekim'den önce 5200 tutuklu Filistinli vardı. Şu anda idari olarak İsrail bu arada tutuklayabiliyordu oradan. 7 Ekim'den sonra da 11.000'e yükseldi bu sayı. Rehinelerin alınma sebebi Filistinli tutukluların, İsrail zindanındaki tutukluların serbest bırakılmasıydı. O sayının daha da arttığını görüyoruz. Gazze'de insanlık krizi böyle her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Bazı görüntüler var biliyorsunuz, böyle hakikaten hepimizi darmadağın eden. Onlardan birisi de bir sağlıkçının görüntüsü. 3 aylık yaralı bebeği kurtardıktan sonra güldürmeye çalışıyor sağlıkçı. Türlü türlü oyunlar yapıyor. Akabinde yaşananlara bakalım. Kucağına aldı, güldürmek için her şeyi yaptı. Yaşanan dramın ağırlığına dayanamayıp ağladı. Görüntüler Gazze'den. Gazze şeridi hava saldırılarıyla adeta enkazda dönmüş durumda. Hastane ve morgların dolduğu, sağlık sisteminin tamamen çöktüğü Gazze'den acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Ambulansta kaydedilen bu görüntülerde yürekleri yaktı. İsrail'in hava saldırılarından yaralı olarak kurtarılan 3 aylık bebeği kucağına alan sağlık görevlisi, önce bebeğin acılarını unutturmak için onu güldürdü. Bunu yaparken türlü türlü oyunlara başvurdu. Ancak yaşanan dram o kadar ağırdı ki gözyaşlarını tutamadı, hüngür hüngür ağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gazze'de hayatını kaybeden 8000'i aşkın sivilin en az 3000'ini çocuklar oluşturuyor. Binlerce çocuğun da yaralı olduğu belirtiliyor. Şimdi efendim, konuşacağız dediğimiz başlıklardan biri sana haberde buydu. İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilebilir? Edilebilir mi? Edilebiliyorduysa neden daha önce edilmedi? İlk defa Gazze'de sivilleri öldürmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin mitinginde İsrail savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içindeyiz dedi. Ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı bu arada Kerimhan Kahire'de bir açıklama yaptı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de, 2014'ten bu yana Batı Şeria'daki savaş suçlarına ilişkin aktif soruşturma devam ediyor şeklinde bir açıklama. Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne nasıl başvurabilir, başvurabilir mi ya da? Şimdi Roma statüsüne taraf değil Türkiye, devlet olarak başvuramıyor. Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bir başvuru yapılabiliyor. Savaş suçlarına dair kanıtların da toplanması gerekiyor. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Oraya bağımsız kuruluşlar gidecekler, yetkililer deliller toplayacaklar. O delilleri topladıktan sonra da buna karar verilecek. Sonra ne olacak? Merak ediyoruz. Ya da bu kadar ağır bombardıman koşulları içerisinde gidebilecekler mi? İçeriye girmelerine İsrail izin verecek mi? Gibi sorular. Konuşalım istiyoruz. Önemli bir konu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Direkt süreci sorayım. Yani ne yapılabilir, nasıl yapılır? Bugüne kadar neden yapılmadı, yapılabilen bir şeyse? Evet, yani aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı süreciyle ilgili olarak attığı ilk adım 2 Ocak 2015'te Filistin'in başvurusuyla başladı. Yani Filistin yapmış olduğu başvuruda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarında 2014'ten itibaren işlenen suçlarla ilgili yargı yetkisini tanıdı. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girebilmesi için, mekanizmanın işletilebilmesi için 1998 tarihli, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olması lazım. Dolayısıyla Filistin devlet olarak 2015'te bu süreci başladı.
başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi öncelikle bir inceleme kararı aldı. Yani mahkemenin yargı yetkisinin olup olmadığı noktasında bir ön inceleme başlattı. Hı hı. Ve 16 Ocak 2015'te de ön incelemede çıkan sonuç itibariyle esasen Filistin'in taraf olması ve bunun da yeterli olması nedeniyle Filistin topraklarında, Batı Şeria'da, Kudüs'te ve Gazze'de ve Filistin'in diğer topraklarında aynı zamanda işlenen savaş suçları ile ilgili bir soruşturma başlatılmasına karar verdi. Ve bu süreçte maalesef sizin de birçok kez ifade ettiğiniz gibi çok ağır bir şekilde işledi. Son olarak da işte 2021 Mart ayında soruşturmanın aktif hale getirilmesine karar verildi. Yani esasen hukuki olarak ön araştırmanın başlatılması, ön incelemenin başlatılması, Filistin'in başvurusu ve bütün bu süreçlerin biz 8 yıllık bir zaman dilimine ayırmamız lazım. Çok ağır işleyen bir mekanizma. Malum Uluslararası Ceza Mahkemesi de bazı hükümetlerin veya siyasetin bir işte etkisi altında kalıyor. Biliyoruz aslında bu Ukrayna misalinde çok hızlı işleyen bir süreç vardı. Ukrayna'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıyan Roma statüsüne taraftı. Ve Rusya'nın özellikle savaş suçları ile ilgili olarak suç işlediğine dair bir başvuruda bulundu, suç duyurusunda bulundu devlet olarak. Dolayısıyla UÇM'de hemen devreye girerek bunu 6-7 aylık gibi kısa bir sürede sonuçlandırarak, soruşturmayı da tamamlayarak işte Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında bir tutuklama kararı aldı. Ve Putin de biliyorsunuz bu tutuklama kararı nedeniyle UÇM'ye taraf olan devletlere resmi ziyaretlerini Kaç devlet bu? Kaç ülke? Yani bugüne kadar UÇM'ye taraf olan devlet sayısı 140'ın üzerindedir. Siz de ifade ettiniz. Türkiye bu 1998 Roma statüsüyle ilgili olarak imza koymadan imtina etti farklı sebeplerden dolayı. Ama Türkiye'nin devlet olarak UÇM'ye başvurma imkanı olmamasına rağmen aslında sivil toplum kuruluşlarının UÇM'ye başvurma imkanı var. Başsavcılığa suç duyurusunda bulunma imkanı var. Bir de bunun dışında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama sürecini başlatabilmesi üç durumda mümkün. Birincisi ki yol maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu nedeniyle kapalı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla bir başvurusuyla da UÇM başsavcılığı harekete geçme imkanına sahiptir yasal olarak. Ama bu işletilmiyor malum sebeplerden dolayı ABD vetosu nedeniyle. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor. İkinci durum Roma statüsüne taraf devletin başvurması gerekiyor. Yani Roma statüsüne taraf devletin topraklarında fiilen ve hukuken egemen olduğu topraklarında savaş suçu işlendiğine dair bir başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir ülke de başvurabilir ama değil mi? Yani Filistin değil de başka bir ülke de. Tabii yani Roma statüsüne taraf olan herhangi bir devlet de vurabilir. Yani mesela bu 140 küsur ülke içerisinde İslam ülkeleri var mı? Var. İşte en başta Filistin var. Yani hayır, en akla onun gelen. Dışında, ama Filistin dışında yani Filistin bu işte. Onun dışında Cezayir var. Cezayir var, efendim Ürdün var. Tamam. Bu gibi devletler var ama maalesef bu gibi devletler de şimdiye kadar bu adımı atmaktan neden itina ettiler. Neden atmamışlar bu adımı hocam? Ya malum biliyorsunuz Mehmet Akif Bey, siz de gazeteci olarak uzun yıllardır uluslararası sistemi ve bu meseleleri takip eden bir gazetecisiniz. Bu gibi meselelerde özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ilgili olarak süreçlerde uluslararası siyasetin çok ciddi etkisi var. Yani salt hukuki mülahazalarla hareket edebilme imkanı maalesef çok kısıtlı. Aslında bizim geldiğimiz nokta itibariyle şunun altını çizelim. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına giren uluslararası suçlar olarak tarif ettiğimiz başta savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçu ve saldırı suçu esas itibariyle bizim uluslararası insancıl hukuk kuralları olarak ifade ettiğimiz temel suçlardır. İnsanlığın en ağır suçlarıdır. Ve bu suçlar kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Genel Sekreteri Guterres de birçok kez işaret etti. Yani uluslararası insancıl hocam, hukuk kurallarının en ağır şekilde ihlal Rusya ettiğini
ifade etti. Çok özür dilerim, böldüm de sizi. Rusya Ukrayna'da ne yaptı da, yani işgal etti, tamam başka bir, yani ne yaptı derken yanlış anlaşılmasın. Tabii. Ne yaptı da Uluslararası Ceza Mahkemesi 7 ayda Rusya'yı ve Putin'i suçlu ilan etti ve tutuklanmasına karar verdi? İsrail Gazze'de ne yapmıyor onun yaptığı ya da mesela 7 yıldır, 8 yıldır sistem bir yerde tıkanıyor. Yani dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi de bir çözüm aramak ve beklemek çok iyimser mi olur? Ya çok iyimser değil. Hatta çok kısa bir cevap vereyim. Yani aslında bugün İsrail'in 24 gündür hukuk ve insanlık dışı saldırılarını 24 gündür bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bence takip edebildiğimiz kadarıyla aslında birçok makul insanın da ifade edebildiği üzere Rusya'nın yaptığı saldırılara çok daha fazlasını yapıyor. Çok daha fazlasını. Neden? Yani bugüne kadar takip edebildiğimiz kadarıyla 8000 üzerinde can kaybı var. Ve bunun 3500 tanesi çocuk. 200 binden fazla konut saldırıya maruz kalmış. Hastaneler, efendim ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri. Yani İsrail'in aslında buradaki tavrını şu şekilde ifade etmek lazım. Yani kuralsızlığın sadece hukuki anlamda söylemiyorum. Yani insani, ahlaki, vicdani ve son olarak da ifade edelim ki hukuki anlamda hiçbir normun işlemediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Siz de az önce ifade ettiniz. Yani sanıyorum 26 tane gazeteci katledilmiş. Evet. Onlarca sağlık görevlisi katledilmiş. Birleşmiş Milletler görevlileri katledilmiş. Şimdi burada Rusya'nın yaptığıyla işte İsrail'in yaptığını karşılaştırmaya gerekirse zaten sayılara, süreye baktığınızda bu açık olarak İsrail'in çok ağır savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini görüyoruz. Bir defa savaş suçunda iki tane temel kırmızı çizgi vardır. Birincisi hiçbir şekilde sivil hedeflere yönelik, sivil insanlara yönelik saldırıda bulunamazsınız. Bunu yapıyor mu İsrail? Çok açık ve net olarak yapıyor zaten. Hiçbir hedef gözetmeksizin hastaneleri vuruyor, okulları vuruyor, camileri vuruyor, kiliseleri vuruyor, sağlık çalışanlarının işte kullandığı ambulansları vuruyor. İkincisi de insani ihtiyaçların, yani temel insani ihtiyaçların kesilmesi. Bunu da görüyoruz. Yani gıda, başta temel ihtiyaç olarak gıda, su, tıbbi malzeme diye sıraladığımız bu temel insani ihtiyaçları da kesiyor. Ve aslında burada gördüğümüz İsrail'in tavrı, yani uluslararası hukukta, uluslararası ceza hukukunda hiçbir şekilde yer olmayan, akla dahi gelmeyen toplu bir cezalandırmayla karşı karşıyayız. Yani kolektif bir cezalandırma söz konusu oluyor. Bu da tabii ki uluslararası hukukun en ağır şekildeki ihlalini ifade eder. Bunun dışında bakın, peki diyelim şekilde Gazze'nin burada ceza aldı, incelendi. Hadi bugüne kadar çok yavaş ilerliyordu. Bu çocuğun kanı ortada olunca artık hareket etmek zorunda hissettiler ve İsrail savaş suçlusu saydılar diyelim. Yani bilmiyorum, olabilir bir şey midir? Aslında çok olması beklenen bir şey ama ne olur? Bakın aslında 2015'te ön inceleme kararı alan UÇM Başsavcılığı'nın tavrı üzerine başta Amerika Birleşik Devletleri ciddi şekilde itiraz etti. Altını çiziyorum. Daha sonra İsrail itiraz etti. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in Filistin topraklarında suçlarını inceleme ve yargılama yetkisi olmadığından bahisle Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Ve daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin o dönemdeki başsavcısı hakkında yaptırım uyguladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne girememe kararı aldı. Biden geldikten sonra bunu kaldırdı. Bu yasağı kaldırdı. Dolayısıyla orada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir siyasi baskısı söz konusuydu. Bu son görüntülerle, son işlenen cinayetlerle açık olarak ifade edilen cinayetlerle, çünkü neden bunu kullanıyorum bir hukukçu olarak? Çünkü savaşın da bir hukuku vardır. Yani az önce saydığım o kırmızı çizgiler dışında savaşın haklı veya haksız olup olmadığı noktasına temas etmeden, oraya hiç girmeden özellikle bu dokunulmazlar listesi dediğimiz sivillerin, sağlık çalışanlarının, gazetecilerin, sivil yerleşim yerlerinin, bunlar dokunulamaz kırmızı çizgilerdir.
Bunların ihlal edildiği yerde zaten en ağır şekilde uluslararası insancıl hukuk kurallarının işlenmesi söz konusudur. Bunun başında da savaş suçu gelir. İnsanlığa karşı suç gelir. Bakın Gazze'nin tamamen kuşatma altına alınması dahi bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur. Sadece temel insani ihtiyaçların kesilmesi değil, tamamen kuşatma altına alınması. Az önce ifade ettiğim gibi, yani Hamas'la mücadele ediyoruz, işte örgütle mücadele ediyoruz gerekçesiyle orada yaşayan 2.4 milyon insan toplu bir şekilde cezalandırılması, bir kısmının 1 milyondan fazla insanın işte güneye göçe zorlanması gibi bir takım hususlar, bütün bunlar insanlığa karşı suçun açık olarak işlendiğini gösteriyor. Sanıyorum. Hocam ne olur? Yani ceza çıktı, İsrail suçlu ilan edildi, ne olur? İsrail devlet olarak zaten yargılaması söz konusu değildi. Değil, o değil. Yani İsrail, işleyen, Netanyahu, mesela Netanyahu. Evet, Netanyahu üst düzey veya Galant, devlet yöneticileri ve askeri yöneticiler. Yani tamam. Başta tabii ki Netanyahu ve Galant olmak üzere. Çünkü Galant'ta da özel bir parantez açalım Mehmet Akif Bey. Yani bu çatışmanın, bu facianın başladığı ilk günlerden itibaren şu açıklamayı yaptı medyanın önünde. Ben askerlerimin üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırıyorum. Evet. Bunun karşılığı nedir? Yani bütün uluslararası... Ya kendi ağızlarıyla söylediler zaten. Hani bir şey delil aramaya da gerek yok. Kendileri söylüyorlar zaten. Aynen. Her şey ortada. Çok doğru. Yani delil, kanıt aramaya zaten bu uluslararası toplumun önünde olan hadiseler. Yani bütün görüntülerle, bütün çekimlerle biz bunu görüyoruz. Tanıklar hocam, orada. Hocam siz ne olur? De günlerce yapıyorlar orada bunları. Ne olur? Süremiz çok daraldı. Ne olur? Çok hemen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, özellikle uluslararası kamuoyunun, bakın hükümetlerin demiyorum, uluslararası kamuoyunun ciddi şekilde bir tepkisi var. Bütün uluslararası alandaki şeylerde, başkentlerde, kentlerde ciddi protesto yürüyüşleri var İsrail'e karşı. Dolayısıyla bu kamuoyu baskısı UÇM üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Ve UÇM başsavcısının bugün Refah sınır kapısına gitmesinin sebeplerinden biri de budur. Diğer bir husus da tabii orada kendi hocam, gözüyle... Hocam özür dilerim, bitti süremiz. Diyorum ki suçlu bulunsa ne olur? Yani suçlu Netanyahu'ya, Galant'a ne olur? Suçlu olurlarsa müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalırlar. Burada yargılanan kişiler de üst düzey devlet yöneticileri olur. Askeri üst düzey yöneticiler olur. Başta da söz konusu olabilecek tabii ki başbakan olarak Netanyahu ve bütün bu saldırıların emir ve talimatını veren Savunma Bakanı Galant. Dolayısıyla bunlar bulundular. Yargılanır, suç duyurusunda bulunur ve UÇM'nin aldığı mahkumiyet kararı çerçevesinde yüksek ihtimalle ömür boyu müebbet hapis veya 30 yıl gibi müebbet hapis cezası. Nerede hapsedilecekler? Uluslararası Ceza Mahkemesi bu kararı aldığı takdirde. Alırsa nerede? Ya örneği var mı? Kim nerede hapsedecekler bunları? Tabii ya, mesela Bosna'da işlenen suçlarla ilgili yapılan yargılama sonucunda zaten biliyorsunuz orada Karadžić. Tabii Karadžić orada o cezayı aldı. Yani bunlar önemli olan sürecin bir ivedilikle yürümesi. Yani önemli olan buradan siyasi sahiplerden arınarak hukukun işletilmesi. Peki. Aksi takdirde kuralsızlığın kural haline geldiği bir dünya düzeni ve en acısı da kuralsızlığın kural haline geldiği bir savaş düzeniyle karşı karşıya kalırız. Bu da insanlık için facia olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Selami Kur'an hocam. Sağ olunuz. Reklam arası mı? Teşekkürler. Peki, bir ara efendim. Tekrar merhabalar efendim. 20 oldu saatlerimiz. Mehmet Akif Ersoy ben. Devam ediyoruz ana habere. Az önce ana haberi noktalarken bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıdı. Rehine olarak alınan İsrail askerlerinden biri, bir kadın asker serbest kaldı. Sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı ve ailesine kavuştuğu söylendi. Bu kadın askerin fotoğrafı, ailesiyle birlikte çekildiği bir fotoğraf da var. Onu da İsrail ordu sözcüsü kendi hesabından paylaştı. O fotoğraf da gelsin. Evet, ailesiyle çekildiği fotoğrafı da İsrail paylaştı. Şöyle yalnız bu açıklama şu yönde: Gazze'deki kara operasyonları sürecinde bir rehine kurtarıldı, Hamas'ın elinden kurtarıldı gibi. Şimdi bunu Hamas mı serbest bıraktı?
Bir kaynakta diyor ki Hamas bir şekilde bir kadın rehineyi serbest bıraktı. Neden bu kadını serbest bıraktı? Bıraktıysa. Kurtarıldıysa nasıl kurtarıldı? Nerede duruyordu? Durduğu yerde Hamas yok muydu? Nasıl kurtarıldı? Orada Hamaslar öldürüldü. Kadın rehine sağ mı çıktı? Hiçbir detay bilmiyoruz. Yani ne İsrail ordusunun açıklamasına baktım şimdi. Ne İsrail ordusundan detaylara ilişkin açıklama var. Çok yüzeysel geçmişler. Ne Hamas'tan şu ana kadar net bir açıklama geldi. Takip ediyor olacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Gazze içindeki operasyonlarda İsrail ordusu bir günde 600 noktanın vurulduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı vurulan noktalardan birinin Türk Hastanesi olduğunu paylaştı. Gazze'de can kaybı 8.306'ya çıktı. İsrail ordu sözcüsü askeri araçların Gazze şeridinden 3 kilometre kadar içeriye girdiğini aktardı. Kassam Tugayları ise Gazze'nin kuzeybatısına gelen İsrail askeri araçlarının havan toplarıyla vurulduğunu duyurdu. Alev alan İsrail araçları arasında iki tankın olduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise bir İsrail askerinin Gazze'de İsrail bayrağı dalgalandırdığı iddiası var. Görüntü az önce ekranlarınızda geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.457'ye, Batı Şeria'da 329'a yükseldi. 8.000 rakamı. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin vurulduğu görüntüleri daha önce görüntüleri diyorum. Haberi paylaştık. Görüntüler de gelecek. Türk-Filistin Hastanesi'nin iki katı hedef alındı. Üçüncü kat ve en üst katı. Bunlar da oradan gelen görüntüler. Buna da bir tepki gelecektir muhtemelen yakında. Onu da sizlerle paylaşırız. Amerikan haber kanalı CNN, Amerika'nın Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıldeniz'de bulunan amfibi gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu. Habere göre Ağustos ayından bu yana Kızıldeniz'de konuşlu olan gemi yakın zamanda Doğu Akdeniz'e varacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki amfibi gemisi Doğu Akdeniz'e ilerliyor. İddia CNN International'a ait. Amerika haber kanalı CNN'in Amerikan yetkililere dayandırdığı haberine göre Ağustos ayında Orta Doğu'ya gönderilen 26. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'ni taşıyan USS Bataan amfibi gemisi Süveyş kanalına doğru ilerlemeye başladı. Yetkililerden biri Ağustos ayından bu yana Kızıldeniz'de konuşlu geminin yakın zamanda Doğu Akdeniz'e varacağını açıkladı. Bu adımla geminin İsrail ve Lübnan'a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer, geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı. 10 Temmuz'da Virginia eyaletinden yola çıkan USS Bataan amfibi gemisi, USS Cartel Hall isimli çıkarma gemisi ve yaklaşık 3000 askerden oluşan 26. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'nin 6 Ağustos'ta Kızıldeniz'e vardığı belirtilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise CBS News'a konuştu. İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkat çeken Harris, İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Orta Doğu'ya 900 asker göndereceğini açıklamış, askerlerin İsrail'e gitmediği vurgulanmıştı. Evet, bu haberler hepimizi başka yönde de endişelendiriyor. Zaten Gazze'de yaşanan dram herkesi çok derinden sarstı. Küresel düzeyde tepkiler de var. Ama bir taraftan bu artık lokal olmaktan çıkıp bölgesel ve küresel bir soruna dönüşebilir mi ihtimalini konuşuyoruz. Amerika Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini gönderdikçe veya işte savaş gemilerini gönderdikçe. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan örnekler vererek 3.sine doğru koşar adım gidiliyor uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler çöp tenekesine atılmıştır dedi. Bakalım açıklamaları. Biz geçtiğimiz yüzyılın içerisinde iki savaş gördük, küresel savaş gördük. Bunların her ikisi de çıkış şekli ve savaşın gidişatı bakımından benzerlikler taşımaktadır. Şimdi gördüğümüz manzara şudur. Dünya bir üçüncü büyük gerilime doğru koşar adım gitmektedir. Ama bu sefer bir farklılık vardır. Bu sefer önce askeri savaşlar öncesinde siyasi ve ekonomik savaşlarla birlikte
Tabiri caizse bir peşrev dönemi geçiriyoruz. Dünya sisteminin bütün kurum ve kuruluşları işlevsiz hale gelmiştir. Üzülerek ifade ediyorum, bu teresi görüyorsunuz. Adam oradan içeriye giremiyor. Hani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? İnsanlık yönünde bir çaba ortaya koyduğu zaman tek dişi kalmış canavar hemen ordluyor. Gidemez. Bu Birleşmiş Milletler artık fonksiyonlarını yitirmiştir. Hatta ve hatta Birleşmiş Milletler çöp tenekesine atılmıştır. Efendim, Gazze konusunda diplomatik temaslar da sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Önemli mesajlar paylaştı. O mesajlara şöyle özetle bakacağız. Gümrük Birliği güncellemesi ve vize serbestisi önceliğimiz. Vize engelleri kalkmalı. Çoklu giriş ve uzun vadeli vize. Türkiye'de yaşadığımız sorunlara istinaden özellikle son dönemlerde çok gündemde olan bir konu. Düzensiz göçle mücadelede 18 Mart mutabakatı yerine getirilmeli. Terörle mücadelede güçlü işbirliği mesajı verildi. Devam edelim mesajlara. Gazze başlıklardan birisiydi. Saldırılar durmalı, ateşkes ilan edilmeli dedi Hakan Fidan bir kez daha. Kesintisiz insani yardım sürmeli. Çatışmaların yayılması engellenmeli. Filistin destek gösterisi yasaklanıyor. Kur'an yakılmasına izin veriliyor dedi. Bu iki yüzlüğüyle de işaret etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Muhalefete bakacağız. CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün gündeminde de İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı. Sivilleri hedef alan her saldırı terördür dedi Öztürk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin mitingindeki ifadelerine de tepkiliydi. Bakalım açıklamalara. Bu arada altını çizerek de ifade edelim. Bize göre kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, masum çocukları, kadınları, sivilleri hedef alan her saldırı terördür. Biz terörü değerlendirirken kimin yaptığına değil, ne yaptığına bakarız. Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ne bir dava, ne de bir saldırıya verilen cevap terörü haklı çıkarmaz. Erdoğan Gazze'de yaşananları protesto mitinginde yine bir gece ansızın gelmelerden, destan yazmalardan dem vurdu. Meseleyi Gazzelilerin haklı olduğu insani zeminden çıkarıp kabadayılığa, restleşmeye, dine, imana, hamasete döktü. Arabuluculuk, garantörlük gibi bir niyeti varsa iç siyasete dönük diplomasinin önünü kapatan laflarla olmaz. Evet. Efendim, bir taraftan Türkiye'nin terörle mücadelesi de devam ediyor. İran kuzeyinde bir operasyon daha düzenlendi ve 6 PKK'lı terörist operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Pençe Kilit bölgesinde tespit edilen terörist gruba hava harekatı düzenlendi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapıldı. Ege Denizi'nde Didim açıklarında Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçıları taciz etti. Bir teknenin camını kırdı. Bölgeye kısa sürede ulaşan Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan sahil güvenliğini uzaklaştırdı. Geri yapma. Türk balıkçı teknelerini taciz ettiler. Hatta teknelerden birine zarar verdiler. Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege'deki tacizi kameraya yansıdı. Cam kırıldı, içeri su basıldı. İki balıkçı teknesi avlanmak için Didim açıklarına gitti. Bulamaç Adası civarına geldiklerinde Yunan sahil güvenlik botu karşılarına çıktı. Geri yapma. O an biz tam sınıra ağ atmıştık. Akıntıdan Yunan sularına kaydık biraz. Farlan tacize başladı önce. Ondan sonra yaklaştı bize. Bağırış çağırış oldu. Yunan unsurlar Türk balıkçıları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yunan sahil güvenlik botundaki iki görevliden biri balıkçı teknelerine demir çubukla vurdu. Teknelerden birinin camı kırıldı. Balıkçılar Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp yardım istedi. Yunan sahil güvenliği hıncını alamadı, Türk sularına girdi. Bayağı içeri girdi, bizim sularımıza girdi derken bizim iki tane Türk botumuz da onu kovalamaya başladı bu sefer. Yunan unsurları Türk sahil güvenlik ekiplerini görünce bölgeden uzaklaştı. Türkiye'ye geldiler, hala daha geliyorlar. Efendim, tüm bunlar yaşanırken biz Cumhuriyet'in 100. yılını
tüm kentlerimizde, sokaklarımızda, mahallelerimizde büyük bir coşkuyla kutladık. Kutlamalıydık da. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek, güçlendirmek hepimizin en temel vazifesi. Herkes bulunduğu mevzide elinden gelen gayreti gösterecek. Gösterecek ki dünyada en azından el uzatmamız gerektiğinde bir mazluma gücümüz, kudretimiz yetebilsin. Yoksa aktardığımız haberleri sabahtan akşama kadar izliyorsunuz. Eğer silahlı gücünüz yoksa maalesef uluslararası hukuk çalışmıyor. Hülasa Habertürk ekranında dün gün boyu Cumhuriyet coşkusunu sizlerle paylaştık. Farklı noktalardan yayınlar yaptık. Cumhuriyetimizin, tüm milletimizin ortak değeri olduğunu gösteren muhteşem fotoğraflar getirdik, görüntüler getirdik ekranlarınıza. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı Anıtkabir ziyaretine ilişkin rakamları yayınladı. O rakamlar da bu coşkuyu teyit ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tam 1.182.425 kişi 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaretçi sayısıyla rekor kırıldığı ifade edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen vatandaşlara ise şükranlarımızı sunuyoruz ifadeleriyle teşekkür etti. Efendim kabine toplantısı var yarın Beştepe'de gerçekleşecek. En sıcak gündem başlığı İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar. Ateşkesin sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi, rehinelerin serbest bırakılması için atılacak diplomatik adımlar da kabine toplantısında görüşülecek. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, Gazze'deki insani durum, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci. Kabine önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. En sıcak başlık 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışması. Ankara sürecin başından bu yana diplomasi işletiyor. Toplantıda ateşkesin sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılabilecekler masaya yatırılacak. İsveç'in NATO üyelik protokolü için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Protokolün Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacağı takvim henüz netleşmezken, konuyla ilgili Stockholm yönetiminin taahhütleri, ABD'den F-16 tedarik ve modernizasyon süreci mercek altına alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede kabinenin gündeminde. Orta vadeli program ve 12. kalkınma planında öngörülen enflasyon hedeflerine ulaşılabilmek için alınacak tedbirler değerlendirilecek. Merkez Bankası'nın 5 puanlık son faiz artışının piyasalara etkisi gözden geçirilecek. Ve terörle mücadele. Başta Suriye ve Irak'ın kuzeyinde olmak üzere yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkinde kabine üyeleri bilgilendirilecek. Sahadaki son durum paylaşılacak. Efendim 2024 yerel seçim hazırlıkları AK Parti'de artık hızlandı diyebiliriz. İl ve ilçe başkanlıkları Kasım ayında çalışma kampına giriyor. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. AK Parti teşkilatı Kasım ayında çalışma kampına girecek. Gündem yerel seçimler olacak. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler hem iktidarın hem de muhalefetin en kritik gündem başlığı. AK Parti seçim öncesi olağanüstü kongreyle parti vitrinini yenilerken il ve ilçe başkanlıklarında da değişime imza attı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O değişikliklerin ardından yeni il ve ilçe başkanları bir araya gelecek. Ates Kızılcahamam olacak. 4-5 Kasım'da il başkanları, Kasım ayı sonunda ise ilçe başkanları toplantısı düzenlenecek. İlçe başkanları toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Çalışma kampında il ve ilçelerdeki son durum ve yerel seçim hazırlıklarının yanı sıra ekonomi, dış politika ve güvenlik de ele alınacak. AK Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde kimleri aday göstereceği merak edilirken başvuru süreci için taslak takvimde hazırlandı. O takvime göre 7 Kasım'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplanacak. Seçim, iş ve işlemleriyle ilgili MYK'ya yetki devri yapılacak. 8 Kasım'da ise 81 ilde aday başvuruları alınmaya başlanacak. Aday tanıtımları ay bitmeden başlayacak. Aday belirleme aşamasının ilk adımı temayül yoklaması olacak. 81 il teşkilatına elektronik ortamda kimi aday göstermek istediği sorulacak. Büyükşehirler için nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki komisyon verecek.
Ardından sıra aday tanıtımına gelecek. 24 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında adayların gruplar halinde açıklanması, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi kritik illerde ise en geç Aralık ayı içinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Seçim vaatleri, projeler, AK Parti belediyelerinin bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları, Ocak ayının sonunda yerel seçim beyannamesi düzenlenecek toplantıyla açıklanacak. Muhalefete de bakalım. Muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay en önemli gündem başlığı. Bir diğer sıcak gündem diyebiliriz. Yerel seçimler öncesinde genel başkan seçiminin de olacağı kurultay büyük önem taşıyor. Hafta sonu yapılacak kurultay için geri sayım başladı. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Grup Başkanı Özgür Özel ve eski parti meclisi üyesi Örsan Öğmen'in genel başkanlık mücadelesi vereceği 38. olağan kurultay için geri sayım başladı. Ankara Arena Spor Salonu'ndaki kurultayda 1368 delege sandık başına gidecek. 4 Kasım'da Genel Başkan, 5 Kasım'da da 60 üyeli parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belirlenecek. Kurultayda Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun kurultayda divan başkanlığı teklifini kabul etti. Özgür Özel'e destek mesajları veren İmamoğlu, başkanlık divanı teklifinin ardından İstanbul delegeleriyle bir araya geldi. Tavrında bir değişiklik olmadığını ilettiği öğrenildi. Sadece genel başkanlık yarışı değil, gözler bir yandan da 60 kişilik parti meclisi için yapılacak seçime çevrildi. Partinin en yüksek karar alma organı olan parti meclisi, belediye başkan adaylarını da belirleyecek. Dolayısıyla pazar günü yapılacak seçimin en az genel başkanlık yarışı kadar çekişmeli geçmesi bekleniyor. Kurultayda çarşaf liste yöntemi uygulanacak. Ancak Kılıçdaroğlu ve Özer'in anahtar listeleri olacak. Büyük kurultayın ardından bir de tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. 25-26 Kasım'daki tüzük kurultayında önemli değişikliklere gidileceği belirtiliyor. Efendim bu arada Türk İş Eylül ayı açlık yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı ve buna göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 13.684 lira oldu. Yoksulluk sınırı da 44.573 lira olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonu aylık %2,62, yıllık olaraksa ortalama %84,29 arttı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 13.684 liraya çıktı. Türk İş Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı Ekim'de 13.684 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 44.573 olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti Ekim ayında aylık 17.803 liraya ulaştı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken aylık asgari harcama tutarı aylık %2,62, yıllıksa %84,29 arttı. Ve gıda ürünlerine gelen zamlar da son durum. Ekim ayında zam şampiyonu %24'lük artışla kuru fasulye oldu. Yeşil mercimek %15, nohut %10, kuru yemişte ise %8 zam gerçekleşti. Süt ve peynir fiyatları geçen aydaki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları ise Ekim ayında %11 arttı. Efendim son dönemlerde bilmiyorum hiç sizde karşılaştınız ama zaman zaman işte alışveriş yapıyorsunuz. Artık insanlar yanlarında çok nakit para taşımıyorlar. O alışkanlığımız kalmadı. Herkes kredi kartı kullanıyor bir şekilde. Kredi kartları alışveriş yapıyor. Yıllardır bu böyle. Ama bu Türk lirasının hızla değer kaybetmesi sonrasında artık esnaf kredi kartıyla alışveriş yapan vatandaştan pek memnun değil. Zaman zaman hatta nakit almayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Sebebi bankaların iş yerlerinden kartlı ödemeler için aldığı komisyonlar. Durumdan şikayetçiler ve zaman zaman belki başınıza da gelmiştir nakit ödemede isteyebiliyorlar. Bakalım haberden detaylara. Müşterilerin kart kullanımı günden güne artıyor. Ancak bunun maliyeti esnafa ağır oluyor. 5 lira bir su sattığımızı düşündüğünüz zaman yarısı bankaya gidiyor. Bize bir şey kalmıyor. Yani
kazancımız neredeyse sıfır olacak bu şekilde. Kesinlikle şikayetçiyiz. Yani kar marjlarımız iyicene düştü. Yeme, içme ve kıyafet alışverişlerinde ödeme tercihimiz genelde kredi kartlarından yana oluyor. Bu müşteriler için kolaylık sağlasa da esnafı zora sokabiliyor. Öyle ki POS kullanımına gelen komisyon ücretleri oldukça arttı. Bankaların işyerleri için uyguladığı POS komisyonu oranları son bir yılda %0,74'ten %3,3'lerin üzerine çıktı. Küçük esnaf bu komisyon oranlarının artmasından şikayetçi. Zaten eskiden %10'u kart veriyordu. Şu anda %90'ı kart veriyor. Adam 5 lira su içiyor, suya da kart veriyor mesela. Biz ne kazanıyoruz ki zaten? Müşterilerin %90'ı kart veriyor. Bütün öğrenciler hepsi diyor ki biz nakit taşımıyoruz artık. Hep kart taşıyoruz. Suyu bile kart veriyorlar. Kimi esnaf bankalara ödedikleri komisyon nedeniyle müşterilerden nakit talep etmeye başladı. Kimi de kartlı ödemelerde fark alma yoluna gidiyor. Genelde nakit tercih ediyoruz. Kartlarda çok komisyon alındığı için kart tercih etmiyoruz. Ya da onun üstüne ekleme yapmayı tercih ediyoruz. Müşteriler de kabul etmiyor bunu, sorun yaşıyoruz. Nakit hemen alıyorsun, komisyonu yok, vergisi yok. Özellikle küçük esnaf POS komisyon oranlarının düşürülmesini istiyor. Olan esnaf oluyor ya. Sıkıntılıyız yani. Efendim bir de barajlarımız var. İstanbul'da sonbahar aylarında da istenen yağış düşmedi maalesef ve barajlardaki su seviyesi %18'lere kadar geriledi. Kente su sağlayan 10 barajdan 6'sında doluluk oranı %20'nin de altında şu anda. Ekim ayı da bitti. Ama İstanbul'un barajları yaz aylarından bile susuz kaldı. Doluluk oranı %18'e kadar düştü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı Eylül ayı başında %28'di. Bu oran sonbahar aylarının da yağışsız geçmesiyle kritik seviyenin de altına düştü. Alibey Barajı'nda da doluluk oranı %20'ye kadar düşmüş durumda. Yetkililer bu yüzden tasarruf çağrısında bulunmaya devam ediyor. Çünkü Kasım ayında da İstanbul'da ciddi bir yağış beklenmiyor. Alibeyköy Barajı'nda da daha önce suyla kaplı olan alanların kuruduğu ve suyun 5-6 metre kadar çekildiği görünüyor. İstanbul'da en yüksek doluluk oranına sahip baraj %30,57 ile Ömerli Barajı. Elmalı, Terkos ve Kazandere barajlarındaki doluluk oranı ise %15'in altında. Büyükçekmece, Sazlıdere ve Papuçdere barajlarında ise artık neredeyse su yok. Bu barajlarda sadece %3 oranında su kaldı. İSKİ'nin son 10 yıllık verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugüne kadar %30'un altına düşmemişti. Ekim ayının sonunda ölçülen %18'lik doluluk oranı ise İstanbul'u bekleyen susuzluk tehlikesinin arttığına işaret ediyor. Efendim malumunuz şimdi bir çiftimiz var. Bir ara paylaşımlarıyla çok ünlüydüler. Şu an başka süreçle vergi kaçakçılığı suçlamaları, bir takım yasal haklarındaki soruşturmalar, işlemler bile ünlüler artık. Tüm mal varlıklarına el konuldu. Dilan ve Engin Polat çiftinden söz ediyoruz. İnanılmaz takip ediliyorlardı. Herkes bunları konuşuyordu. Yani artık tuhaf bulmaya başlamıştım. Konu ben hiç takip etmem böyle şeyleri. Hani benim bile gözüme geldi artık. Ne oluyor, bu nedir, ne ola ki falan diyeceğimiz bir yerde. Yani öyle şeyler paylaşılıyordu ki. İşte uçak hediye almalar yok. İşte yani bir tane işte atıyorum yüzük istiyor, mücevher dükkanı alıyor. Acayip tuhaf işler yani. Aşırı dikkat çekici işler. Ve tabii ki rahatsız edici bir durumdu da aynı zamanda. Neyse Dilan ve Engin Polat çifti sessizliklerini bozmuşlar ve ortak bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz oldu. Milletimizden özür diliyoruz. Arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Tüm mal varlıklarına el konuldu. Şirketlerinde arama yapıldı. Dilan ve Engin Polat çiftinden açıklama geldi. Milletimizden özür dilemenin, gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Çift, Masak'ın da dikkatini çeken lüks hayat paylaşımları ile ilgili bu sözlerle özür diledi. Yani onu bana sormayın lütfen. Dilan ve Engin Polat çifti günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Çift, vergi kaçırmak, suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında çiftin ve yakın akrabalarının da aralarında olduğu 13 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Çiftin kozmetik, mücevherat, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösterdiği 15 şirketinde arama yapıldı. Şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya da el konuldu. Bakın toplanan deliller kırmızı poşetlere... Masak raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir kara para, yasa dışı bahis ve benzeri suçlama, tespit ve delil yoktur. Bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Polat çifti açıklamada kabuklarına çekilip muhasebe imkanı bulduklarını söyledi. Bizlerde de beşeri hatalar mevcuttur. Toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Engin, enerji! Cüzdanımı açtım, para yok. Polat çifti hakkındaki soruşturma sürüyor. Çok acayip değil mi? Açıklamada yani işte Allah karşısında öncelikle mahcubiyetimiz, sizler sonra vatandaşlar vesaire. Ama şu da var. Milyonlarca insan takip ediyordu. Ediyor yani. Hala ediyordur herhalde. Milyonlarca insan. Ve bu sosyal medya kullanımında takip edildikçe siz yaptığınız iş beğenildikçe şu veya bu şekilde ilgi gördükçe onu daha fazla yapmaya başlıyorsunuz. Öyle bir tarafı da var. Yani alıyor sizi böyle içine çekiyor. Dolayısıyla bizde de var bir problem ki böyle şeyleri çoğaltıyoruz. Başka yerlere taşıyoruz. Şimdi kiralar meselesi sıradaki haberimiz. Bir ev sahibi kiracısına tahliye davası açtı ama borçlu çıktı. İzmir'de yaşandı bu. Mahkemeye taşındı olay. Ev sahibi yasal sınırın üzerinde kira zammı yaptığı için kötü niyet tazminatına mahkum edildi. Mülk sahibinin %40-%50'lere varan bir zam istediğini söyledi. Ancak durumunun olmadığını ve başka kiralık yerde bulamadığı için bunu kabul etmek zorunda kaldığını. Yüksek zamma boyun eğen kiracı sonunda dayanamayıp %25 sınırında kira ödemeye başladı. Ev sahibi bu nedenle kiracısına tahliye davası açtı. Mahkemeden ev sahibine kötü niyet tazminatı kararı çıktı. Mülk sahibi icra takibi başlattı. %50 zamla ödüyordunuz ancak %25 zam ödemeye başladınız. Ben aradaki farkı istiyorum. İnşaat işçisi İbrahim Çetin 2 yıl önce İzmir'in Karabağlar ilçesinde KK'dan ev kiraladı. KK geçen yıl 900 lira olan kirayı %55,5 artırarak 1400 lira olarak belirledi. Kiracı Çetin başta kabul etti ancak sonra vazgeçti. Kirayı yasal sınır olan %25 oranında artırarak ödedi. Kira bedelini %50'den 125'e geri çekerek böyle bir ödeme yaptığını söyledi. Ev sahibi bu durumu mahkemeye taşıdı. Kiracısının aradaki farkı ödemesini ve tahliyesini istedi. Ancak davanın sonucu istediği gibi sonuçlanmadı. Mahkeme kiracıyı haklı buldu. Ev sahibinin kirayı yasal sınırın üstünde artırmasının haksızlık olduğuna karar verildi. Mahkeme ev sahibinin kötü niyet tazminatı ödemesine hükmetti. Hem icra takibine karşı itirazın iptali davasını reddettiler hem de karşı tarafa kötü niyet tazminatı hükmettiler. Takibe konu alacağın %20 oranında bir kötü niyet tazminatı hükmedildi. Efendim ilan sitelerindeki sahte ilanlara karşı yeni bir dönem başlıyor 1 Kasım tarihinde. Satışlarda satıcının kimlik doğrulaması şart olacak. Sahte ve aldatıcı ilan yayınlayan siteye de para cezası uygulanacak. Konut, arsa, ikinci el araçlar. İlan sitelerindeki sahte ilanlara karşı yeni dönem 1 Kasım'da başlayacak. Satışlarda satıcının kimlik doğrulaması şart olacak. Ticaret Bakanlığı'nın internet üzerinden gizli ve sahte hesaplar tarafından verilen ilanlara yönelik yeni uygulamasıyla kimlik gizlenerek ilan verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni uygulamada kimlik doğrulama işlemleri e-devlet veya web tapu üzerinden yapılabilecek. Mal sahibi olarak ilan giren kişilerin gerçekten o malın sahibi olup olmadığına bakılacak. Aynı zamanda yakın olarak girilen ilanlar da e-devlet üzerinden doğrulanabilecek. 1 Kasım'dan itibaren yetki belgesi numarası girilmeyen ilanlar kaldırılacak. Uygulama kapsamında piyasanın çok üzerinde fahiş bir fiyat belirleyen ya da bir ürün için birden fazla ilan giren satıcılar için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Efendim reklam arası.
Efendim süremizin sonuna geldik. Ana haberi noktalayacağız. Bu arada Netanyahu açıklamalar yapıyor. Hülya Könek birazdan karşınızda olacak. Eline boyuna programıyla. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.